Merhabalar, hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kızlar, bugün gün geldi, çattı. Biz Viyana'ya gidiyoruz. Tabii ki benle Azat gidiyoruz. Çünkü eşim bizi götürecekti arabayla. Maalesef çalışması gerekiyormuş. İş yerinde bir arkadaşı, hani biraz da yaşlı bir abi, kalp krizi geçirmiş, geçmiş olsun. O hastalanınca mecbur onun yerine artık o çalışacak. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun, biz trenle gideceğiz. Yani Azat'la tren maceramız başlayacak kızlar. Bakalım neler yapacağız. Treni seviyor ama bakalım bir içinde neler yapacak. Vallahi artık kitabını falan aldım, dırttırdığını neyim aldım. Dedim kendine biraz treni mireni tamir eder. Biz oraya gidene kadar, bu arada Sara cebime peynir koymuş Azat'ınkine. Eşim aşağıda bekliyor. O bizi Banof'a bırakacak, yani tren istasyonuna. Oradan da Azat'ımla birlikte gideceğiz. Ve tabii ki siz de geliyorsunuz benimle. Hadi bakalım. Hemen şöyle ne giydiğimi göstereyim. Şöyle yine rahat bir kombin yaptım kendime. Şöyle bu takımım Shein'dandı biliyorsunuz eski vloglarımdan. Ha, şöyle giyindim işte. Rahat rahat. Hadi Saracığım gel, annecik öpsün seni, gidiyorum ben. Hadi kızlar, orada görüşürüz artık Banof'ta. Evet kızlar, şimdi tren istasyonundayız. Trende bekliyoruz. Şöyle 3-4 dakika sonra kalkacak. Bu arada Azat'la pomes aldık kendimize. Sara da bize yol için böyle azlık hazırlamış. Bir sürü meyve doğramış. Koca kutuya Sara. Azat'ım da içecek içiyormuş. Azat nereye gidiyorsun? Vallahi şimdilik ses yok kızlar Azat'tan. Bakalım bir ilerleyen zamanlarda ne yapacak? Ya tüf tüf. Trenlere heyecanlanıyor. Değil mi Azat? Nasıl gidiyor trenler Azat? Düf 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 gidiyorlar. Değil mi? Düf düf trenler gidiyor. Ayrı kakku. Kakku orada. Hadi bakalım, size böyle azar azar çekerim. Seni bücürük seni. Hani bak. Azat gidemezsin öyle her yere. Tren sallanıyor Azat. Ya düf 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 düşersin. Yerinde oturman lazım Azat. Çabuk masamıza otur çabuk. Bir oradasın o şey. Kızlar böyle dolandıracak beni trenin içinde. Hadi masamıza oturalım gel. Koş 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 masamıza oturalım. Koş koş koş. Koş masamıza oturalım. Ya otur çabuk pomesini ye. Çabuk pomesini ye. Meyve koymuştu. Gel kızlar. Düf düf yapıyor ya. Heh. Nasıl da duruyor. Düf düf yapıyor. Otur. Heh. Benim ablaları bakın Azat böyle otur. Narin. Narin de öyle otursun. Tamam, narin de öyle otursun. Heh. Nasıl başına gidiyor tren Azat? Ya o zor, oraya gidemezsin. Ya tüf tüf var orada. İşte bir gidiyor bir geliyor değil mi? Ya kendine bakıyor. Siz de seviyor musunuz böyle trenle yolculuğu? Ben şahsen çok seviyorum. Hatta uzun yola gitmeyi daha çok seviyorum trenden. Ama tabii ki de biraz çocuklar zor oluyor. Olsun. Onlar da çok eğleniyor. Onlar da çok seviyorlar böyle değişiklikleri. Daha da heyecanlanıyor tuf tuflar. Evet. Bakın bizi zeytinimizde çok özledik tabii ki de. Anneannesi balların akurdan olsun. Değil mi Arda? Bakalım kızlar Levlik'te ne giyeceğim, nasıl bir şeye bürüneceğim artık. Sürpriz olsun sizlere de değil mi? Bakayım bir hadi. Yani insan gerçekten bir kilo verince de kendini daha iyi hissediyor. Azat biraz dışarı göstereyim mi ablalara? Hadi aç da dokuza biraz dışarı göstereyim size. Biraz şu Sara'nın koyduğu ağzından yiyelim. Azat suyum düştü. Azat gel.
kavun gibi. Hala bize kavun doğramış, elma, üzüm. Hadi kızlar her biriniz birer çatal alın. Bak Azad'ım da yiyor. Oh çatalla al bari Azad. Aman düştü. Dur onu alma. Anne sana yenisini versin. Durun kızlar çatalımız düştü. Hadi tamir et onları. Ablalara bakın Azad burada da çocuk iş başında. Ne yapsın? Şu vidaları gevşemiş bu trencinin. Onları tamir ediyor değil mi Azad? Adam her yerde aletlerini götürüyor. İş yapıyor. Tamir et. Aferin benim oğluma. Vuf vuf çabuk tamir et onları. Aman nasıl da iş yapıyormuş ya bu çocuk. Maşallah maşallah. Evet kızlar. Ablalar biraz da... Anne Azat'la kitap okuyalım biraz da. Bak anne bak bu ne ya Azat? Dav. Dav ya davcan. Zıp zıp. Azat nasıl kitap okumayı seviyor. Elefant, fil. Vay. Anne. Ya, zıplıklar var orada. Anne. Tütüt de varmış. Anne. Ablalara Azat bu çok akıllı kitap okuyor. Değil mi Azat? Anne. Beni oynatıyor. Hiç görmüyorsunuz siz kamera arkasını. Kitap okuması da bir saniye. Baba Nain. Aferin abne Nain. Bak o kırmızı şeye dokunmak. Nain diyorum. Nain. Hayır. Goku Nain. Azat o cızza. Ya Naino. Azat titrence korkacak senin sesinden. Anne koku. Korkma sen ya. Anne git. Ya sen korkma. Çabuk tüf tüf gidi ablalar bir oyuncu bir bakın korkuyormuş koya. Neden korkuyorsun? Otur da kitabı okuyalım. Ay kitabı okuyalım. Aa burada ne yapmış Azat? Bezin orada dur vereyim. Evet kızlar tren yolculuğumuz birazdan sona erecek. Ama bir de gelin onu bana sorun. Bak kaç dakika kalmış diyor ki. Aha 8 dakikamız kalmış Azat. Çok az kalmış abla gelip bizi alıyor musun enişteyle? Beni oynattı kızlar. Yemin ederim kesin 1000 kalori yaktım koşmakta trenin içinde. Azat ananı hızla zayıflatıyorsun. Hadi artık Rümeysa'da görüşürüz kızlar. Evet Azat'la ve Narin Hanım'ı aldık. Evet, çok şükür indik. Aynen Akif'le almaya geldik. Benim oğlum da teyzesiyle evde. Ama anneannesi geç kaldım çünkü uyuyor. Ben de dedim kapatıp koltukta da köşede bizi bekliyor. uyudu. Anneannesi bir daha geldiğinde herhalde. Evet şey yine yatıyor. Emekler Rümeysa. Aynen bir dahakine. Ne diyorsun değil mi? Abartmayalım. Bir dahakine ben geliyorum anne. Ha sen gel. Aynen zaten işlerim var orada. Evet şimdi arabaya gidiyoruz. Evet. Azat. Dayı bizi öldürdü trenle. Niye şımarıyorsun sen? Kitap okuyor 2 dakika. Evet. Çok şükür eve geldik. Prensesin böyle güzel şehriye çorbası yapmış. Çok severim kendisini. Bir de enfes dolmalar yapmış. Bu arada unutmuş Silex'te yapmayı. Çünkü Silex'te dolmalar daha çok güzel oluyor kızlar. Evet şimdi afiyetçe yemeğimizi yiyelim. Simiş, Azat da Simiş'in kucağına gitti. Mirzoş'un da uyumuş maalesef. Değil mi Azat? Ya geldik. Hadi bakalım. Evet kızlar biz bugün erkenciyiz değil mi? Azat hemen dişlerini yıkıyor her zamanki gibi. Gel çeşme burada. Açma dışarı gitmiyoruz. Daha kızlar da yatıyor. Uyansınlar da kahvaltı yapalım dışarı gideceğiz. Kızlar eğsikler var onlar alınacak mevcut için. Hadi gel dişlerimizi yıkayalım. Azat hadi gel hokkaya bin dişini yıka çabuk. Hadi gel dişimizi yıkayalım. Orada da zaten dışarıda da belki bu videoyu burada bitiririm. Hani bugün evin içinde. Şimdi daha kahvaltı falan yapacağız. Değil mi Azat'ım? Ben çay üstüne verdim. Kızlar da uyansın. Güzel bir kahvaltı yapalım. Onu sonra dışarı çıkalım. Açma orayı abla. Kızlar gel dişlerimizi yıkıyoruz. Oo, ablalara hokka yokmuş. Azat dişini nasıl yıkayacak? Azat azıcık anne çeşme şöyle su açayım sana gel. Gel kucağıma koyayım seni öyle yıka. Gel. Ha dur sana küçük hokkayı getireyim dur. Dur kızlar hokka var.
Arma sana şu yemek yedi hokka var ya Azat. Vii o nereye gitmiş? Allah Allah. Azat nereye gitti hokka? Hokka nerede? Dur arayalım dur sessizce ablanın odasına bakalım dur. Aman Mirzoş uyanır dur. Kızlar hokka bulamadı. Şöyle Rümeysa'nın paket gelmiş ona. Onun üstüne çıktı çocuk. Nasıl dişlerini? Hadi azıcık açıyoruz. Hadi yıka bir ablalara göster dişini nasıl yıkıyor. Anne oh aferin saçını da tarayacaksın. Önce dişlerimizi yıkayalım. Ondan sonra kurutacağız da tamam önce dişini yıka ama. Fırçanı ıslatıyorsun. Aferin. Ablalara bakın bir bu çocuk nasıl dişlerini yıkıyor. Bakın bir. Fırçala Azat dişini fırçala. Fırçala dişini. Dur suyu da kapatalım. Sonra yine açacağız. Şimdi biraz fırçala ama. Şimdi biraz fırçala dişini. He? Bitmedi daha. Azat daha bitmedi dişin. Kızlar biz bunu dişleri devam yıkayalım. Ondan sonra kahvaltıda görüşelim. Bitmedi. Hemen de bitti diyor dişleri. Azat bana bak. Anne koku. Oh, ablası bakın saçlarını da taradı. Şimdi gideceğiz kahvaltı hazırlamaya. Anne koku. Korkuyorsan niye tutuyorsun Azat sen bunları? Ablan çekmecelerini hep karıştırdı yazık. Anne koku. Korkma korkma gel kahvaltı hazırlayalım ablalar kalkana kadar. Hadi gel. Gel hadi çay demleyelim. Evet, kızlar çayı demledim. Orada çay. Şimdi bir melemen yapayım onları ondan sonra uyandırayım kalksınlar yesinler de. Öncelikle hemen içerinin tozunu bir süpürgeyle aldım. Sizler de öyle misiniz? Hani kalkar kalkmaz önce bir süpürüyorum. Çünkü her yer toz oluyor, saç oluyor. Güzel olmuyor kahvaltı yapınca temiz ortam daha güzel. Ben öyle seviyorum. Hani süpürüyorum tabii ki batıyor. Kahvaltıdan sonra yeniden süpürüyorsunuz. Ama ilk önce bir hani o akşamdan otur bütün tozları alalım. Hey! Sen ne istiyorsun? Aç. Neyi açayım? Her şeyi aç, her şeyi döküyorum. Mesela kalksın da şok geçirsin. Ya, sen ablan her şeyini döküyorsun. Ya. Hadi bakalım melemeni yapayım. Ondan sonra da kahvaltı yapalım beraber. Hadi, ne istiyorsun? Valla ben melemeni yapacağım. Onlar da kalkıp kendine ne yiyorsa yesinler. Hiç de tanım. Yani, değil mi? Canlar ne istiyorsa onu yerler. Ben melemenimi yapayım, indireyim oraya. Hadi bakalım. Kızlar melemenimiz de enfes duruyor. Yumurtalarını da sonra üstüne kıralım. Şimdi bu halinde bırakayım altını kısayım. Çocuklar uyanınca da yumurtalarını kıralım. Hadi bakalım. Evet. Kızlar, güzel kızlarım da uyandı. Ben de yumurtalarımı da kırdım üstüne. Şöyle rafadan olsunlar. Buna rafadan mı diyorlar kız Türkçe'de? İşte böyle ekmeğimizi bandırıp bandırıp yiyelim değil mi? Ondan sonra da dışarı çıkalım. Acayip çok işimiz var vallahi bugün. Çok işimiz var. Bu hafta full gaz çalışıyoruz Rümeysa'cığım. Ben de pazar giderim artık. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Günaydın ballı kremalim. Taysi'nin beşiğine girmiş. Taysi ile beraber nenni yapacakmış. Anne geldi sen yatıyordun. Sen yatıyordun kurban oldum. Allah Ajat. Ajat tostuk senin yanında yatıyor Ajat. Küçük Taysi. Au. Nasıl ya? Çorabı da varmış Azat. Anne de. Çok tatlı değil mi? Evet. O meme istedim. Kızlar bir şu trake fıstake bakın ya. Donanı da ebesi vicdanına kadar çekmiştir. Annesi onun karnını doyursun. Ondan sonra da dışarı gideceğiz. Kıyıklarım senin ballarına. Ya kızlar bir ballı valla böyle içime sıkasım geliyor bunu. Oh elhamdülillah. Oh elhamdülillah. Şimdi balı bu anne, nasıl bir bal? Anne. Küçük dayısı da varmış Azat dayısı. Dayı. Nasıl da dayı anne, diyor. Dayı. Dayısı hemen Azat'ın Mirzoş'un çoraplarını çıkarttın. Azat sen niye Mirzoş'un çoraplarının tüyleri yapışmış ayağına? Sen niye Mirzoş'un çorabını çıkarttın? Ay, av mı olmuş dayı? Küçük dayı.
Küçük dayımın kızı berhek, kızı berhek. Rümeysa ben şu berhek götüreyim Rümeysa kız. Bana ver götüreyim şunu. Bebekleri tavşan etsek ya bir gün. Ben sizi azadı bırakayım. Siz bana Mirzoş'u verin. Değil mi Mirzoş? Vallahi ablaları bakın bu da anneannesi gibi her şeye gülermiş. Her şeye gülermiş bu böyle. Bu böyle ballı ballı. Rabbim böyle tüm isteyen herkese böyle Mirzoş'um gibi ballı ballı bir evlat hayır nasip etsin inşallah. Amin. Hadi bakalım Mirzoş çabuk hami hamini ye. Elbiselerini de giy. Gidelim çarşı pazarı dolaşalım. Mirzoş senin büyük eğlencen var. Senin mevlitin var. Ya küçük adam. Nasıl da dinliyor beni. Sen öyle eşyaları alacaksın küçük adam. Hadi bakalım de bari kapanışı da Mirzoş'umla yapayım kızlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki vlogda da görüşmek üzere diyorum. Bye bye. Mirzoş'ta şakın kimsenin kalbini de kırmayınız lütfen. Hadi bye bye.